Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Toplumumuzun geldiği noktada sizlerle çok çarpıcı bazı rakamlarla paylaşmak istiyorum. Özellikle biz bunu kaybolan değerlerimiz başlığı altında bugünlerde Türkiye genelinde İcmal Gençlik Derneği de bunu bir konu başlığı olarak maalesef halkımızla beraber paylaşıyor. Maalesef diyorum halkımızın geldiği noktayı gözler önüne seren çok ciddi çarpıcı açıklamalar var. Değerli sunumcular var ve bununla alakalı da çok ciddi rakamlar var. Onları paylaşacağım sizle beraber. Ama bunu ortaya koyarken öncelikle bir toplumu ayakta tutan Profesör Doktor Haydar Başbey'in ifadesiyle bir milletin ayakta durmasını sağlayan dört tane ana unsur var. Bunlar nedir? Bunları isterseniz sizinle paylaşalım. Bunların birincisi ailedir. Maalesef değerli izleyenler, aile yapımız gittikçe her geçen gün daha da fazla kötüye gidiyor ve bozuluyor. Aile aslında toplumun temel yapı taşı. Aile bireylerden meydana geliyor. Bireylerin bozulduğu aileler toplumun bozulma hali de maalesef devleti ve milleti ve çatıyı ortadan kaldırıyor. Böyle çatırdayan bir yapı içerisinde inkıraza doğru yani bozulmaya doğru hızla gidiyoruz. O halde ailenin mutlaka sağlam olması gerekiyor. Aile nasıl bozuldu? Maalesef gençlik elden gidiyor. Gençliğimize sahip çıkma noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu zina yaşının ve madde kullanım yaşının neredeyse ilkokul seviyesine indiği, çocuğun annesine koca karı, babasına moruk dediği, aileyle çocukla aile yapısının, ailenin, anne babanın birbirinden tamamen koptuğu bir öğretmenin öğrencisiyle, efendim siyasetçinin tebaasıyla, başkanın vatandaşıyla kopuk hayat yaşadığı bir döneme doğru, bir dünyaya doğru hızla gidiyoruz. Aile o yüzden çok önemli. İkincisi, toplumu yine millet ayakta tutan ikinci yapı taşı din ki biz elhamdülillah Müslüman olmakla, İslam'a sahip olmakla övünüyoruz. Maalesef dini konuda da çok ciddi inkırazlar var, bozulmalar var. Özellikle bu dinler arası diyalog sürecinde İslam'a alternatif din arayışları gündeme geldi. Muhammedsiz aleyhissalatü vesselam, peygambersiz din arayışları gündeme geldi. Hatta işte bugün toplumu maalesef en son darbe noktasına da gelen FETÖ dediğimiz yapı, kelime-i tevhidden Muhammed'e Resulullah'ı çıkaracak noktada yeni bir Hristiyanlık var ya bir din anlayışını Müslüman Türk milletine empoze etmeye çalıştı. O açıdan dini inkıraz da, dini bozulma da maalesef milleti yok etmeye matuf bir çalışmadır. O konuda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Din arası diyalog çalışmalara dolayısıyla da İslam'a alternatif din arayışı, içi boşaltılmış Hristiyanlık var ya din anlayışı topluma empoze edilmeye çalışıldı. Bir başka değerimiz devlet yapımızdır. Maalesef devlet çatıdır. Devlet yapımız üzerinde de ciddi oyunlar oynandı. Milletin ayakta durmasını sağlayan çatı temel dinamikleriyle var, oynanarak çökertilmeye çalışıldı. Bir başka şey ise ordudur, askerdir. Asker de, ordu da milletin ayakta durmasını sağlayan olmazsa olmaz temel unsurlardan bir tanesidir. Onun üzerinde de oynandı. Maalesef ülkemizde Ergenekon adı altında, balyoz davaları adı altında asker üzerinde, ordu oyununda üzerinde öyle kumpaslar kuruldu ki asker öz ifadesiyle hadım edilmiş hale geldi. Erkekliğinden soyutlanmış hale geldi. Bu da ciddi bir sıkıntı. Bir başka unsur ise toplumu yine milleti ayakta tutan temel öğelerden bir tanesi de adalet duygusudur. Maalesef son geldiğimiz noktada adalet duygusu üzerinde, adaleti temsil eden, adalet verme noktasında olan insanlar ve kurumlar üzerinde de ciddi şayeler meydana geldi ki yani adaleti biz nasıl anlıyoruz? Haklıya hakkını vermek, haksıza da haddini bildirmek olan adalet duygusu da maalesef hakkını vermek yerine haklıyı mağdur etmek, haksıza haddini bildirmek yerine haksızı ödüllendirmek şeklinde bir tezahüre dönüştü. Ben burada rakamlarla bitirmek istiyorum. Toplum hangi hale geldi? Müslüman Türk milletinin geldiği nokta 2017 yılında yapılan araştırma sonuçları bunlar. 2019'da maalesef çok daha kötüye gitti. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir o?
2017 yılı itibariyle toplumun %14'ü Allah'a inanmıyor. %25'i meleklere inanmıyor. %24'ü Kur'an'a inanmıyor. %37'si Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e inanmıyor. %45'i kadere inanmıyor. %74'ü hiç hayatında Kur'an kursuna gitmemiş. %66'sı Kur'an'ı Arapça olarak hiç okumamış. %75'i evinde Kur'an okunmuyor. %83'ü Kur'an-ı Kerim'in mealini, Türkçe mealini hiç okumamış. %43'ü hiç hayatında camiye gitmemiş. %55'i Ramazan orucu tutmuyor. %71'i namaz kılmıyor toplumun. %20 dua etmiyor. %59'u selamun aleyküm demekten kaçınıyor. Böyle bir ayrışım var maalesef. Yani Allah'ın selamı üzerine olsun ibaresini kullanmaktan kaçınıyor. %10'u günah işleyince pişman olmuyor. %35'i gusl abdesti almıyor veya gusl abdesti almayı bilmiyor. Ve en kötü taraf, en hazin tarafı maalesef dini temsil noktasında, yaşamı noktasında örnek olması gereken İmam Hatip liselerinin %25'i namaz kılmıyor. İlahiyat fakültelerinin %50'si namaz kılmıyor. Toplumumuzun geldiği nokta bu. O açıdan bugün kaybolan değerlerimizi yeniden ısrarla gündeme getirmek zorundayız. Ve burada bir tek şey belki de işin çözümü, toplumun kendini geçmişte yaşanmış Müslüman Türk'e yakışır şekilde Hacı Bektaş gibi, Ahmet Yesevi gibi, İmam Ali gibi, Abdülkadir Geylani gibi toplumun çağdaş örnek Müslüman tipine ihtiyaç var. Bu manada toplumumuzu örnek insanlarla beraber kılmaya şiddetle ihtiyacımız var diyor, saygılar sunuyorum.